أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الأولياء والحمد لله رب العالمين Allah'ın الأفعال ef'alül hüsnasını anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Allah'ın fiilleri, Allah'ın kullarına, bütün mahlukata muamelesini anlamaya çalışıyoruz. Arada bir söylüyoruz. Kul Allah'ın ef'alini, fiillerini anlarsa Allah ile muhatap olduğunu anlar. Her anda bir imtihan vardır. İmtihana tabi tutan Allah'tır. Buna beraber ondan doğru yapmasını, güzel yapmasını emrediyor ve istiyor. Duha suresinde öyle buyuruyordu Rabbimiz Resulullah Efendimiz'e Rabbin sana küsmedi, darılmadı. Seni terk etmedi, bırakmadı. Ma rabbuke ve ma qala. Rabbin sana veda etmedi, seni bırakmadı, seni terk etmedi. Tam Tersinden karşılığı nedir bunun? Allah küser, darılır, bırakır manasındadır. Kim kime darılıyor Allah? Kimi bırakıyor? Allah'ın bütün fiilleri karşılıklıdır. Onun için ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır. Herkese sayının, koşmasının, çabasının karşılığı vardır. Bu durumda kul, Allah kulunu bırakmıyor, darılmıyor, küsmüyor. Kim darılıyor, küsüyor, bırakıyor? Kul Rabbini bırakıyor, yüz çeviriyor, darılıyor, küsüyor, işini, muamelesini beğenmiyor. Böyle olunca kul kendi kendine yap onu. Allah kulun ameline, muamelesine karşılık vermiş oldu. Yoksa Allah beni bıraktı mı, bırakmadı mı, terk etti mi, etmedi mi, bana küstü mü, küsmedi mi, darıldı mı, darılmadı mı, nereye bakacağız? Gönlümüze bakacağız. Eğer biz ona küsmüşsek, darılmışsak, o da bize küsmüş, darılmıştır. Niye küsüp darılıyoruz? işini, efalini beğenmediğimiz için, efalini, işini, muamelesini beğenmeyince, efaller isimlerinden tecelli ediyor, isim zatından tecelli ediyor, Rabbimizi beğenmedik. Bunu yanlış yaptın, bunu böyle yapmamalıydın, bana böyle muamelede bulunmamalıydın ya da işleri böyle değil, şöyle şöyle yapmalıydın deyince küstük ve darıldık. Onu terk ettik. Ondan yüz çevirdik. Efarından, esmasından, zatından yüz çevirdik. Kur yüz çeviriyormuş. Ne zaman Allah'a darılsak, biz bilelim ki Allah da bize darıldı. Yani kul olarak, eğer bir kul Rabbinden darılırsa, işini beğenmezse, bu böyle olmamalıydı derse, Allah ondan darılmaz mı? darılmayı hak etmiş olmaz mı? Onun için herkese kendi elleriyle yaptığının, gönlünün yaptığı, buna, bununla beraber nefsinin yaptığı her ne varsa Allah'tan aynı ile kendisine geri döner. Onun için bazen ne diyoruz? Kul Rabbinin bir tavrına, bir kelimesine küser darılır. Kul bundan haberi bula bile olmaz. O yapmıştır. Bir kelime söylenmiştir. O kelime Allah'a ağır gelmiştir. Bunu niye böyle yaptın? Allah demez mi? Ben senin Rabbinim. Seni yaratan Rabbinim. Sen iman etmedin mi? Ben Rahman ve Rahim. Sana rahmetimle muamele ediyorum senin için. Yaptığım her muamele mutlaka hayırdır, mutlaka senin için ikramdır, demez mi? Demek sen benim işimi beğenmedin, sen benden daha iyi biliyorsun, öyle mi? Bu durumda sen daha büyüksün, daha alimsin, daha rahman, daha rahimsin, daha kerimsin, demez mi? Der. Ne oldu? Rabbimizden yüz çevirmişiz, dolayısıyla... O da bize darıldı. Yüz çevirdi. Küstü. Bizi bırakmadı. Biz onu bıraktık. Bunu nasıl anlamamızı istiyor? Hayatı, muamelesini nasıl anlamamızı istiyor? Duha suresinde Allah yemin ediyordu. Ve duha ve leyli iza seca. Duhaya yemin olsun. Güneşin doğuşuna, gecenin aydınlanmasına andolsun. Gecenin çöküşüne andolsun. Rabbin seni terk etmedi, bırakmadı. Sana küsmedi, sana darılmadı. Walla akhiratu khairun le ke ula. Yarın senin için daha hayırlıdır. Ahiret senin için daha hayırlıdır. Yarının bugünden daha hayırlıdır. Yaptığın bu muamele sizin yarınınız içindir. Ahiretiniz içindir. Kazanasınız diyedir. İman edersiniz diyedir. Nefsinizden kurtulasınız diyedir. Arayı iliğine çıkasınız diyedir. Sadece o ana bakma. Yarına bak. Allah'ın sana neyi ikram etmeyi dilediğine bak. Eğer böyle yaparsan ne olur? Yaptığın muamelenin senin için hayır olduğunu Gördüğün muameleden dolayı Rabbinin sana küsmediğini, darılmadığını, kızmadığını, gazap etmediğini, seni bırakmadığını anlarsan, mutlaka Rabbim Rahman ve Rahim'dir, rahmetiyle muamele ediyor dersen, güzel yapmaya, doğru yapmaya çalışırsan, şükreder, sabreder, hamd etmeye çalışırsan ne olur? وَرَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا Muhakkak ki Rabbin sana verecek. Sana verecek ve seni razı edecek. Çünkü senin bu tavrın Rabbini razı etmiştir. Rabbine boyun bükmen, Rabbini razı etmiştir. Rabbin sana verecek ve seni razı edecek. Rızayı hak etmişsin. O senden razı olur ve seni razı eder. Böyle olmazsa, tersi olursa ne olur? Allah'tan hiçbir şeyi alamazsın. Çünkü Rabbini razı etmedin. Çünkü ona itiraz ettin. Bir gücün yok ama küstün, darıldın yüz çevirdin, bıraktın. Buna rağmen ya Rabbi benden razı ol diyebilir misin? Diyemezsin. Ahireti ver, ebedi hayatı ver diyebilir misin? Diyemezsin. Bunu bekleme dedi yani. Öncelikle sana ikram ettiklerime bak dedi. Herkesin kendine bakması gerekir. Onu büyütürken, yani Geçmişteki hayatını, gözünün önüne getirmesi gerekir. Allah nerede ona yardım etmiş? Nasıl yardım etmiş? Nasıl ikram etmiş? Nasıl hidayete erdirmiş? Nasıl yolu göstermiş? Nasıl kendine çekmiş? Nasıl iman ettirmiş? Ona bakması lazım. Bakınca bunu net olarak görür. Sahibinin Allah olduğunu ve ona yardım ettiğini görür ve anlar. Anlar, iman eder. İman eder ki Rabbi onu seviyor, Rabbi onu kendine çekiyor, yüceltiyor, kazansın diye ona muamelede bulunuyor. Bununla beraber birçok imkanı değerlendirememiş. O ayrı bir konu. Ona ne yapması lazım? Eksik yapıp yanlış yaptığından dolayı Tevbe etmesi lazım, istiğfar etmesi lazım. Ya Rabbi bir daha beni böyle bir imtihana tabi tutarsan bu sefer gereğini yaparım, güzel yaparım, kazanırım demesi lazım. Onun için Resulullah Efendimiz de buyuruyor. Allah seni yetim bulup barındırmadı mı? Yol bilmezken sen delaletteyken, yolunu şaşırmışken sana yolu göstermedi mi? Bunun için sen yapman gereken şey nedir? Yetimi sakın ezme. Kahretme. Kahre olmasına sebep olma, vesile olma. İsteyip direneni azarlama, tersleme. Evet. Yetim, anadan babadan desteğini kaybedendir. Anası babası olabilir ama yetim olabilir. Anası babası ona yardım etmiyor, destek olmuyorsa yetimdir. Bununla beraber bir zahiri bir de manevi yetim vardır. Elbette ki hitap Resulullah Efendimiz'e önce o manevi yetimlerin babasıdır zahiri olarak da gene yetimlerin babasıdır. Manevi yetim yorunu kaybetmiş. Seni yolunu kaybetmiş bulup sana doğru yolu göstermedi mi? Doğru yola iletmedi mi? Hidayet etmedi mi? Bu durumda eğer bir hidayetçisi yoksa birinin manevi olarak yetimdir hidayeti göstermemiz lazım, hidayete erdirmemiz lazım. Yoksa, yoksa o kahrolmuştur. Ebedi hayatını kaybediyor, Rabbini kaybediyor, insanlığını kaybediyor. Onun kahrolmaması için ne yapması gerekir? Hidayet yolunu göstermesi gerekir. Rabbinin yolunu göstermesi gerekir delaletten onu kurtarması gerekir. Şeytana uymaktan, şeytanın peşinden gitmekten sürüklenmesine mani olması gerekir. Gönlünü açar, kardeşliğini göstererek, muhabbetini göstererek, sarılarak, hatasını, kusurunu, yanlışını, eksikini görmezden gelerek, insan kardeşi olduğu için, eğer iman etmişse, mümin kardeşi olduğu için, böyle yapmalıdır. Yoksa eleştirip çekiştirmekle, yermekle ona bir şey vermiş olmuyoruz. O zaten batmış. Zaten çukurun içindedir. Ne yapmış oluyoruz? O çukura düşmüşken başında durup bir taşla biz atmış oluyoruz. Eğer onu yerersek, küçümsersek, eleştirir, çekiştirir, yerersek, gıybetini, dedikodusunu yaparsak, hakaret eder, haksızlık edersek ne yapmış oluruz? kahretmiş oluruz. Tersi nedir? Tersi hidayetine vesile olmaktır. Dalaletten kurtuluşuna vesile olmaktır. Evet, yetimi ne dedi? Kahretme. İsteyeni azarlama. Çıkışma. Hem zahiri olarak hem manevi olarak. Biri bir şey isterse verebiliyorsan ver. Veremiyorsan en güzel söz neyse onu söyle dedi Allah aynı şekilde manevi olarak ister. İlle de gelip istemesi gerekmiyor. Görüyorsun ki açtır. Onu doyurman gerekmez mi? Doyurman gerekir. Eğer imkanın varsa doyurman gerekir. Aynı şekilde görüyorsun ki manevi olarak açtır. Rabbinden mahrum kalmış. İmandan mahrum kalmış. Aşktan, muhabbetten mahrum kalmış kendi kendisinden mahrum kalmış. İstiyor, açtır, susuzdur ve sen görüyorsun. Eğer o haliyle devam ederse Rabbinden uzaklaşır, kaybeder. Kaybetme tehlikesiyle manevi olarak ölümle karşı karşıyadır. Ne yapman lazım? Gereğini yapman lazım. Ve emma bi ni'metir rabbike fahadis. Rabbinin nimetini anlat. Rabbin sana hangi nimeti vermişse onu anlat. Onu gizleme. Bu zahiri nimet içinde böyledir, manevi nimet içinde böyledir. Nasıl anlatıyorsun? Zahiri olarak nimet vermişse çıkıp işte Allah bana böyle mal verdi, mülk verdi mi diyeceğiz? Hayır. Nimet üzerinde görünsün, onu ikram et. Onu ver. Yetime ver. Yoksula ver, isteyene ver. Öyle burada Allah ait kerimede. İsteyene de, istemeyene de ver dedi. Verince anlatmış oluyorsun, üzerinde göstermiş oluyorsun. Aynı şey manevi nimet için geçerlidir. Allah iman vermiş. Bundan büyük nimet mi vardır? En büyük nimet, ebedi sana kazandıracak olan nimettir. Bu durumda ne yapman lazım? İmanı anlatman lazım. Aşkını, muhabbetini, Allah'a teslimiyetini, kulluğunu anlatman lazım. Anlatıp davet etmen lazım. Haliyle anlatmış oluyorsun. Haliyle. Ama şeytan bunun tersini söyler. Bakıyoruz mesela, şahit oluyoruz. Aslında bir sorun, bir sıkıntı yoktur. Geçim sıkıntısı çekmiyor ama yok demeyi seviyor. Zengindir ama yok demeyi seviyor. Sürekli yoktur diyor. Yani nimeti anlatmıyor. Aynı şey maneviyat için geçerlidir. Hatta öyle ki güzel bir rüya görüyor, anlatma diyor. Niye? Anlatma, yoksa devamı gelmez, artık göremezsin. Oysa ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunun tam tersini yapıyordu. Her sabah namazından sonra sahabeye döner, rüya gören var mı diye sorardı. Rüya görenler anlatır, o da tabir ederdi. Kendisi görmüşse kendisi anlatırdı. Ama şeytan ne diyor? Belki orada bir müjde vardır, bir uyarı ikaz vardır. Anlatma diyor. Anlatma, anlatmasın ki ne olduğunu anlamasın. Rüyanın tabiri ihtiyacı vardır. Kötü zannettiği bir şey çok güzel olabilir. Çok güzel zannettiği bir şey uyarı ikaz olabilir. Onun için şeytana değil, neye bakıyoruz, kime bakıyoruz, Rabbimize bakıyoruz, o bize ne diyor, ne söylüyor? Anlat dediyse anlatacağız. Anlatınca ne olur, ne der? Şeytan ne der yani? Kibirlendi der. Mü'min kibirlenmez. İmani olan kibirlenmez. İmanla kibir bir arada bulunmaz. Neyine kibirleniyor? Eğer iman etmişse, Allah'a iman etmişse, o Allah'ın kuluysa neye kibirleniyor? Nasıl kibirlenebilir o? Kime kibirleniyor? karşısındaki de kendisi gibi bir insan Allah'a iman etmişse zahiri olarak Allah dilediğine rızkı daraltır, dilediğine genişletir, dilediğine hesapsız verir. Yani Allah ona mal verdi diye, mevki verdi diye onunla kibirlenebilir mi? Eğer iman etmişse Allah'a, Allah'ın vahyine iman etmişse kibirlenemez. Manevi olarak Allah ikramda bulunmuşsa o kibirlenebilir mi? Tam tersinedir. Allah ona hikmet verdikçe, ilim verdikçe, marifet verdikçe o aşağı iniyor. Tavazu sahibi oluyor. Eğer görsek bir alim kibirleniyorsa bilelim ki imanı yoktur. O iman etmemiş. Bilgiyi ezberlemiş. Onun ne kendisine, onun ilmi ne kendisine ne de başkalarına fayda vermez. O sadece yoldan çıkarır. Gönlünde ne varsa onu verir. Alim tam tersineydi. neydi? Alim, Allah öyle buyurdu ayet kerimede. Allah'tan layıkıyla ancak alim kulları haşyet duyar. Titriyor. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz bu ayete karşılık? Allah'ı en çok bileniniz benim, en çok korkanınız, haşyet duyanınız benim dedi. Resulullah Efendimiz'de, peygamberlerde, peygamberlere iman edenlerde zerre kadar kibir görebiliyor muyuz? Hayır. Müminse kibirlenmez, kibirlenemez. Kibirleniyorsa zaten iman etmemiş. Evet. Allah küser ve darılır. Bırakır, terk eder. Nasıl bırakıp terk ediyor? Başta söylediğim gibi kul Rabbine küsüyor, darılıyor. Dolayısıyla Allah da ondan küstü, darıldı. Allah'ın işini beğenmedi ya. Aynı şekilde kul Allah'tan yüz çevirir. Ne olmuş oldu? Allah kuldan nasıl yüz çevirir? Rahmetiyle muamele etmez. Rahmetiyle gönlüne tecelli etmez muhabbetiyle gönlüne tecelli etmez. Hidayetiyle gönlüne tecelli etmez. İlmiyle gönlüne tecelli etmez. Nefsiyle baş başa kalır. Şeytanla baş başa kalır. Neden? O Rabbinden yüz çevirmiş. Sen bilirsin diyor. Tercih senedir. O Allah'a dönerse öyle buyurdu. Allah da ona döner. Allah ait kerimede öyle buyurdu. Onlar saptılar. Allah da saptırdı. Onlar ters, ters tarafa döndüler. Allah da onları döndürdü. Onları döndürüyor. Ne demek? Ne halin varsa gör, tercih senindir. Sen Rabbini kabul etmiyorsan, muamelesini kabul etmiyorsan, ef'arini kabul etmiyorsan, tercih senindir. Sen benden daha iyi biliyor, bildiğini iddia ediyorsan, sen bana kul değilsin. Kul olmayı kabul etmemişsin. Sen nefsine kul olmuşsun. Sana bu vesveseyi veren şeytana kul olmuşsun. Kabul ederse ne olur? Allah ondan razı olur ve onu razı eder. Hayatı yaşarken bunu çok çokça yaşarız. Yaşamış olmamız gerekir. Geriye dönüp baktığımızda mutlaka bunu anlarız. Bir kul, bir beşer olarak üzülme demiyor. Eğer üzülmezse zaten beşer değil. Ağlama demiyor. Sıkıntı duyma demiyor. Ne diyor? Sadece imtihanı kabul et. Onun senin için hayır olduğunu kabul et. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evladı vefat ettiğinde İbrahim Resul Efendimiz'in gözünden yaş akıyor. Sahabeden biri işi anlamamış ya. Ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun dedi. Yani böyle zahiri şey için. Evet dedi. Ben de sizin gibi bir beşerim. Bu rahmetten dolayıdır. Allah'a itiraz ettiğim için de, işini beğenmediğim için de, gönlümdeki rahmetten dolayıdır. Rahmet gözü yaşartır. Doğru anlamak gerekiyor. Mesele gönlümüzde Rabbimize itiraz etmemektir. Neden? Niçin? Dememektir. Sen bilirsin ya Rabbi. Tercih senin, emir senin, hüküm senin, mülk senin, ben de senin kulunum. Nasıl dilersen öyle muamele ediyorsun. Bir kul olarak ben sana nasıl itiraz ederim? Nasıl bu işini beğenmedim derim? Hem bana yaptığın muamelede hem bütün insanlara, bütün mahlukata yaptığın muamelede. Mümin, sana böyle bir saygısızlığı yapmam ya biliyorum Onun için ısrarla imanı anlatırken ne diyoruz? Aşk, muhabbet, haşyet, edep birdir, bu imandır. Birinin edebi yoksa onun imanı yoktur. Rabbine karşı eğer edepsizlik yapıyorsa, nasıl edepsizlik yapıyor? İtiraz ederek, işini beğenmedim derek, Rabbinden küserek, Rabbine darılarak yapıyor bunu. Rabbinden yüz çevirerek, başka tarafa dönüyor. Böyle olunca ne olur? Karanlığa boğulur. Rabbinden yüz çevirdi ya, küstü, darıldı ya. Allah oraya tecelli etmiyor. O gönüle tecelli etmez. Çünkü yüz çevirmiş. Karanlığa boğulur, sıkıntıya boğulur. Ne yapar? zahiri şeylerle meşgul olup kendini oyalamaya çalışır. İbadeti yapamaz. Namaz kılamaz. Zikir yapamaz. Allah yolunda bir fedakarlık yapamaz. Çaba gayret sarf edemez. Küsmüş. Sadece o küsmemiş. O küsünce Rabbi de ondan küsmüş tecelli etmiyor. Muhabbet tecelli etmiyor. Yakınlık tecelli etmiyor. Harşiyet tecelli etmiyor. Edep tecelli etmiyor. Tersinden razidir. Rabbi ondan razidir. Onu razı edecek. Razı olmuş ki razı edecek. Ama küser, darılırsa ne olur? Rabbinin rızasını kaybeder. Hiçbir şekilde Rabbini kendinden razı edemez. Razı olunan cennete de gidemez. Çünkü gönlü cehennemdir. Allah'ın tecelli, rahmetiyle, muhabbetiyle tecelli etmediği bir gönül cehennemdir. O istediği kadar gülsün, oynasın. Allah kafirlere öyle söylüyor. Gülün, oynanın, eğlen. Oynayın, eğlen. Yiyin, için. Yarın göreceksiniz. Allah'ın ef'alini anlatırken, muamelesini anlatırken bir zahiri olarak ef'ali vardır, bir de manevi olarak. Nasıl ki rıza, razı olmak maneviydi, küsmek, darılmak da rızanın tersidir, manevidir. Kuldaki bu fiil de manevidir. Kulun bir zahiri olarak fiili vardır, bir manevi olarak gönlünün fiili vardır. İman gönlün fiilidir. Haşyet gönlün fiilidir. Edep gönlün fiilidir. Razı olmak gönlün fiilidir. Rabbinden küsmek, darılmak, yüz çevirmek gönlün fiilidir. Herkes kendi gönlünü bilir, anlar. Kaç bin değil, kaç yüz bin defa Rabbine küsmüş, Rabbinden darılmış, Rabbinden yüz çevirmiş, bunu biliyor. Kendisi biraz böyle meşgul olsa hemen bunun şahidi olur. Bu imam meselesi. Bir de şeytan hile yapıyor ayrıca. Ne diyor? Evet, en büyük hilesidir. Bir sebep gösterir. Sebebin sahibini, kendi sahibini yok sayar, başka sebepler gösterir. Falanca diyor böyle yaptı, onun için bu böyle oldu. Onun için ben böyle sıkıldım, bunaldım, küstüm, darıldım sebep gösteriyor. Şu diyor, şöyle şöyle olmasaydı ben böyle olmazdım. Nefsini savunuyor. Nefsinin Rabbinden yüz çevirmesini, küsmesini, darılmasını savunuyor. Allah ne diyor? Sana ne ondan? Sana muameleyi yapan Ben'im. Seni yüceltmeyi dilemişim. Seni arayı iliğine çıkarmayı dilemişim. Ne buyurdu? i̇çinizden sabredenleri, Allah yolunda cihad edenleri ayırmadan sizin imanınızı kabul edeceğimizi mi sandınız? Yani siz biz iman ettik deyince, tamam sen mümin misin diyeceğim. Yok. Göreyim bakayım, cehdini, çabanı, gayretini göreyim. Sabrını göreyim. İmtihanlara karşı tavrını göreyim. Her şeyini, canını ortaya koyduğunu göreyim. Görmeden olur mu? Kabul etmiyor Allah seni öyle. Sen gereğini yaptırsa ne yapar? Seni yüceltir. Kendine çeker. Rızasına layık olursun. Sevgisine layık olursun. Yakınlığına layık olursun. Yok falanca şöyle yaptı, filanca böyle yaptıysa. Allah ne yapıyor? Sana azap olsun diye mi bunu yaptı? Yok. Sen kazanasın diye. İmtihan böyledir zaten. Zaten sıkılmadın, bunalmadın, daralmadınsa Zaten o imtihan değil bir kere. O nimettir. Ona şükretmen gerekir. İmtihan karşısında sabretmen gerekir. Rabbini unutmaman gerekir. Rabbine itiraz etmemen gerekir. Allah bizi kendisine itiraz etmeyenlerden eylesin. Hayatı baştan sona her anını bir imtihan olarak görenlerden eylesin muameleyi neye kime yaparsa yapsın o muameleyi Rabbine yaptığını unutmayanlardan eylesin. Buna beraber Rabbinden küsmeyen, darılmayan, yüz çevirmeyen kullarından eylesin inşallah. Dolayısıyla Allah'ın yüz çevirmediği, küsmediği, darılmadığı, gazap etmediği kullarından eylesin inşallah. Allah verir ve ikram eder. Allah her neyi yapıyorsa hangi ef'ali benimdir, ben yapıyorum diyorsa kuluna da aynı şekilde benim gibi yap diyor. Benim gibi yap. Tersini yapma. Ben veriyorsam sen de ver. Ben ikram ediyorsam sen de ikram et. Ben rahmet ediyorsam sen de rahmet et. Ben duaya icabet ediyorsam biri senden bir şey isteyince evet. Gücün yetiyorsa, yapabiliyorsan ver. Gücün kadar sorumluysun. Ben koruyor, muhafaza ediyorsam sen de koru, muhafaza et. Ben eğer terbiye ediyorsam, onu büyütüp yetiştiriyorsam sen de bir büyük olarak dur, yetiştir, terbiye et, büyüt. Ne kadar? Gücünün yettiği kadar, büyütebildiğin kadar. Bütün muamelesi evet esmasından tecelli ediyor çünkü sen de öyle ol diyor. Öyle yap ve öyle ol. Allah verir dedi. İnna ateyna kel kevser. Hepimizin bildiği suredir. Muhakkak ki biz sana kevseri verdik. Kevser. Verdik diyor Allah. Veriyor. Her şeyi veriyor. Vermediği bir şey yoktur. Her neyimiz varsa, her neye bu benimdir diyorsak, onu Allah vermiştir. Varlığımızı vermiştir. Bedenimizi vermiştir. Ruhundan nefret etmiştir. Yediriyor, içiriyor, giydiriyor. İnsana göz vermiştir, kulak vermiştir, görür kılmıştır, işitir kılmıştır, gönül vermiştir, buna şükretmeniz gerekmez mi dedi Allah. Evet, Allah verir. Resulullah Efendimiz'e Kevser'i veriyor. Sadece Resulullah Efendimiz'e mi? Hayır. Ona neyi vermişse ümmetine de o vardır. Hangi peygambere neyi ikram etmişse onun ümmetine de o vardır. Miracı verdir, miraj vardır. Kevseri vermiştir. Kevser vardır. Alimlerimiz Kevseri farklı farklı yorumlamıştır. Kimisi Kevser ehlibeyttir demiş. Kimisi Kevser Kur'andır demiş. Kevser cennettir demişler. Hidayettir demişler. Kevserin Kevser demek bitmeyen nimet demektir. Bitmez, tükenmez nimet demektir. Yani ebedi bir şey olması gerekir. Ebedi olan şey nedir? Elbette ki cennettir. Buna beraber cenneti kazandıran Allah'ın vahyidir, Kur'an'dır. Ne ki bize cenneti kazandırıyor, ebedi nimeti, ebediyen cenneti kazanıyorsa, kazandırıyorsa o bizim kevserimizdir. Ve hepsi birbirine bağlıdır. Buna beraber Kevser Resulullah Efendimiz'dir. O bizim cennetimize vesile oluyor. Ne ile vesile oluyor? Kur'an ile, Allah'ın vahyi ile vesile oluyor. O bizim için Kevserimizdir. Allah bize de Kevser'i vermiş. Ona vermiştir. Onu da bize vermiştir. O da bizim Kevserimizdir. Bize Kevser'i vermiştir. Bundan dolayı ne yapman gerekir? Evet. Feselli li rabbike her. Allah namaz kıl deyince kelimeyi nasıl kullanıyordu? Ekimi selam diye kullanır. Namazı ikame et. Burada ikame et demedi. Feselli dedi. Selam dedi. dedi. Selatta ol. Selat kelimesinin içerdiği bütün manaları birden ifade eder. Selamette ol. Selamda ol. Hem kendin için, hem kullarım, hem varlık için selamette, selamda ol. Onlara selam ol, onlara cennet ol. Aşkla doğrulmak demektir. Cela aynı zamanda düzelip doğrulmak, yanıp doğrulmak, aşkla yanıp doğrulmak, aşkla doğru aşkla yürü. Aşka koş, aşkla koş, aşk ol. Dayan. Evet. Seysla. Rabbine dayan, Rabbine güven. Tereddüt yaşama, endişe yaşama. Bununla beraber neden, niçin deme. Emin ol, güven. Rabbine vasıl ol. Evet, visal. Rabbine vasıl ol. Koş, Rabbine vasıl ol. Rabbine kavuş. Kavuşman gerekir. Neyle? Elbette ki Kevser'le. Kevser'i sana vermiş ya, gerekeni yap. Peygamberi vermiş, Kur'an'ı vermiş, bununla yapacaksın. venher. Kurban et ve kurban ol. Kes dedi. Her günün kurban olsun. Hacda nahr günü var. Nahr günü, kurban günü. Kurban kesme günü. Her günün kurban olsun. Her anın kurban olsun. Her vaktin, her anın kurban olsun. Her anda kurban et. Kurban et ve kurban ol. Sen nahr gönünde, kurban gönünde ol. Kurban anında ol. Her anda kurban ol. Evet, alimlerimiz bu ayete bakıp kurban kesmek vaciptir dediler. Kurban kesmek vaciptir, kurban olmak farzdır. Hayatı kurban etmek farzdır. in neshani huvel efter Sana efter diyen Kevser'den mahrum olanlardır. Cennetten mahrum olanlardır. Yani seni eleştiren, seni çekiştiren, sana küçümseyen bir gözle bakan neyine güvenirse güvensin, ister malına, ister evladına güvenmiş olsun. Sana evet, böyle söyleyenler, onların söyledikleri onlara yakışır. Onlar, inneşaniye kehu vel efter. olan onlardır. Onlar her neyi söylediyse sana, bil ki onu kendine söylüyor. O ona yakışıyor. Eğer Allah bir kelime için o sana yakışır dediyse, biri seni eleştirip çekiştirip yerdiyse ve Allah onun adına sana cevap verdiyse, o sensin dediyse, o sana yakışır dediyse, o belasını buldu. Bu durumda herkesin ağzına hakim olması lazım, diline hakim olması lazım. Söyledim, Kevser'i bir tek Resulullah Efendimiz'e vermemiş. Resulullah Efendimiz'i de bütün müminlere Kevser olarak vermiş. Evet. Allah verir. En büyüğünü verir. Hepsini verir. Kesintisiz olanı verir. Sadece dünyada değil. Ebedi olarak verir. Dünyada verdiklerini sen de ver der. Öyle buyurdu. Allah'ın sana verdiği gibi sen de ver der. Sen de ver. Ebedi olanı al. İnne sa'yekum leşetta. Muhakkak ki sizin sayınız, koşmanız, çabanız, gayretiniz farklı farklıdır. Ayrı ayrı farklı farklıdır. Bu iki türlüdür. İki farklı durum. İman edenler, iman etmeyenler. İman etmeyenler Parça parçadır. Onların da kendi işlerinde, işleri parça parça farklı farklıdır. Koşturmaları, küfre koşmaları, cehenneme koşmaları farklı farklıdır. Müşrikler, evet, cehennemin ikinci katına koşuyor. Münafıklar birinci katına koşuyor. Yahudiler dördüncü katına koşuyor. Hristiyanlar beşinci katına koşuyor. Şeytanlar ikinci katına koşuyor. Hepsi böyle ayrı ayrıdır. Asıklar başka bir kata koşuyor. İşleriniz ayrı ayrıdır dedi. Farklı farklıdır. Sayınız Koşmanız farklı farklıdır. Aynı şekilde müminlerin de koşması farklı farklıdır. Biri birinci kat cennete, biri ikiye, biri beşe, biri sekize. Her biri farklı farklı koşuyor. Hepsi de Allah'a koşuyor. Mümin Müminse. Biri yavaş koşuyor, biri uçuyor, biri şimşek gibi gidiyor. Koşarlarken ayet devam ediyor. Fe men a'ta ve Kim verir ve takva sahibi olursa? Kim Allah'a karşı takvasını, sorumluluğunu bilir ve verirse Allah veriyor ya. Allah veriyor. Allah'ın verdiğini almak için sen de ver diyor. Kim verirse ve takva sahibi olursa. Bunu Allah için verirse. Kul olduğu için verirse. Ben Rabbimin kuluyum. Rabbim böyle emretmiş deyip verirse. Ve saddaka bil husna. En güzeli tasdik ederse. En güzel Allah'ın vahyi. En güzel söz sözü tasdik ederse. Biz de onun için Allah yolunda yürümeyi, kazanmayı, cennete gitmeyi, rızasına ulaştırmayı kolaylaştırırız. Kolay olanı ona kolaylaştırır. Orada ona onu kazandırırız. Başarılı kılarız, kazandırırız. Niye? Rabbine karşı sorumluluğunu biliyor ya. Buna beraber veriyor. Bir de bunun tam tersi vardır. Kim cimrilik eder ve kendini müstahni görürse. Ve emmâ men ve stegna. Bekhillik, cimrilik yapar ve bununla beraber kendini müstahni görürse. Neye karşı, kime karşı müstahni görmüştür? Allah'a karşı görmüştür. Benim ihtiyacım yok. Benim vermeye ihtiyacım yok. Ben zaten şöyle şöyle yapıyorum. Vermesem de olur yani. Peki Allah'ın ihtiyacı mı var? Allah'ın ihtiyacı yok, senin ihtiyacın var. Böyle yaparsa ne yapmış olur? En güzeli yalanlamış olur. Rabbi ver demiş, o yalanlamış, yalanlamış oluyor. Böyle olunca, bu zor bir şeydir. Bir insan, bir hazreti insan, bunu yapmak Allah zor bir şeydir diyor. cennet için yarattığı, İslam fıtratı üzere yarattığı, ruhundan nefrettiği, melekleri secde ettirdiği insanın cehenneme gitmesi zor bir şeydir dedi. Bunun için çok çaba gayret sarf etmesi lazım. Çok sıkıntıya boğulması lazım. Yani kul Allah ile olmadığı bir boğuluyor zaten. Böyle olunca bu zor şey cehenneme giden yolda o ona kolay gelir. Allah onu ona kolaylaştırır. Hadi git der. Onu yaparken bu sefer seviyor. Ben diyor akıllıyım. Ben diyor doğru yapıyorum. Ben güzel yapıyorum. Sen Allah'a ters düşüyorsun. Sen nasıl doğru yapıyorsun? Kim sana doğru diyor? Bak sen doğru yaptım deyince kafir oldu. Allah sana yanlış yapıyorsun diyor. Sen diyorsun ki ben doğru yapıyorum. Bunu dilinle söylemen gerekmiyor. Allah senin gönlüne bakıyor. Böyle olanları reddettiğimde Allah onları reddediyormuş. Onu da, imanını da, kulluğunu da, evet, ibadetini de reddediyormuş. Onu reddettiğimde o uçurumdan aşağı düştüğünde mali ona hiçbir fayda vermez. Evet, mali ona hiçbir fayda vermez. Mavi onu kurtarmaz. Biriktirsin bakalım. Göklerde ve yerlerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Kötülük yapanlara, kötülükte duranlara Allah onların yapmakta oldukları amellerinden dolayı cezalandırır. Güzel yapanlara da Allah daha güzeliyle ödüllendirir dedi. Ayet devam ediyor. Kim o güzel yapanlar? Onlar büyük günahlardan sakınırlar. Çirkin işlerden, utanmazlıklardan evet, kaçınırlar. Ufak tefek günahlar bundan müstesnadır. Ufak tefek günah işlemeyen hiç kimse yoktur. En basitinde, böyle bir sokağa çıktığımızda hiç hata işlememek mümkün müydür? Hayır. Ufak tefek, evet, bunun dışındadır dedi. Bu müstesnadır. Onu siliyorum. Başka bir ayet-i kerimede eğer siz büyük günahlardan sakınırsanız küçüklerinizi sileriz. Yok sayarız. Muhakkak ki Rabbin mağfireti geniş olandır. Sizi bilen O'dur. O sizi biliyor. Sizi topraktan yarattığı zaman bununla beraber <laughs> annelerimizin karnında bebekken o zaman da sizi biliyordu. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın. Allah kimin takva sahibi olduğunu en iyi bilendir. Allah seni biliyor. Kendini temize çıkarma. Kendini nefsini savurma. Kendini savurma. Büyük günahlardan kendini korumaya çalış. Çabanı, gariyetini, sarfı, küçüklerini zaten saymıyor. O, bunun dışındadır hiç. O sizi biliyor. Sen rahat ol diyor. Kendini böyle savurmaya kalkışma. Başka bir ayet kelimede ne buyuruyor diyor. Eğer Allah sizi temize çıkarmazsa, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazsınız. Hiç kimse temize çıkmıyormuş. Onun için nefsimizi savunmuyoruz. Evet, ayet devam ediyor. Şimdi o yüz çevirmekte olanı gördün mü? Allah'tan yüz çevirmiş. Nasıl yapıyor o? Allah o yüz çevireni nasıl anlatıyor? Ve a'ta kalilen ve ekta. Biraz verdi. Mümin bu. Müslüman bu. Bununla beraber iyiliği de yapan bu. Biraz verdi. Sonra, sonra elini sımsıkı kapattı. Taş gibi. Bu da kaybedendir. Niye Allah ile söyledi? Biraz verdi sonra elli sımsıyı kapattı. Öyle yapma dedi. Sen kulsun. Senin sürekli benimle alışveriş yapman gerekir. Ticaret, ticareti Rabbinle yapman gerekir. Kurban etmen gerekir ki kurban olabilesin. Evet, hiç kimse bir başkasının günahını, günah yükünü yüklenemez. Gerçek şu ki İnsan için kendi çabasından, gayretinden başka hiçbir karşılık yoktur. Herkese çalışmasının, çabasının, gayretinin karşılığı vardır. Verdiğinin, kurban ettiğinin karşılığı vardır. Kurban olmasının karşılığı vardır. Bununla beraber, bunu görecek, çabasını da görecek, gayretini de görecek, neyi kazandığını, neyi kaybettiğini, bittiğini de görecek. Ona göstereceğiz. Sonra her neyi kazanmışsa eksiksiz olarak ona vereceğiz. Elbette ki varış Rabbine vuracaktır. Rabbine varacaksın, Rabb'in karşılığını verir. Kıyametin geleceği günde o gün, kıyamet günü onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez, konuşamaz. Herkes dizüstü yere çekmiştir. Onlardan bir kısmı kaybetmiş, bir kısmı da saadete ermiştir. Ne kaybedenler, ne saadete erenler konuşamaz. Şakiler, yani ayrılığa düşenler, Rabbine ters düşenler, yüz çevirenler, onlar ateştedirler. Orada acıyla, kahırla nefes alıp verirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Saadette olanlar, sa'il olanlar. Saadet, mutlu olanlar. Onlar da cennettedirler. Evet, orada ebedi olarak kalırlar. Mutlu olanlar, saadette olanlar, sa'id. Burada da mutludur. Niye mutludur? Rabbi ile beraber olduğu için, Rabbinin huzurunda olduğu için, Rabbine güvendiği için, Rabbine abd olduğu, kul olduğu, sevdiği için, Rabbine secde ettiği için, emrini yerine getirdiği için, karşılığını Rabbinden alacağını bildiği için. Burada da sa'iddir, saadettedir. Orada da sa'iddir. Ama Rabbine güvenmiyorsa, kendini, nefsini bir şey zannediyorsa, bir şeye sahip, malik zannediyorsa, malik Allah'tır. Bununla beraber kendini melik zannediyorsa, Allah adına değil de kendi bildiği istediği gibi muamele edip idare etmeye çalışıyorsa ister kendini, bedenini, nefsini olsun, ister evini, ister işini olsun. Allah'a göre idare etmiyorsa, muamelede bulunmuyorsa o zaten cehennemdedir. O Allah'tan yüz çevirmiş şakî olmuş. Şakî, eşkıya. Allah'ın hükmünü, emrini kabul etmemiş. Eğer bir kul Rabbine seni seviyorum dediyse o saittir. Bunu söyleyemediyse şakidir. Rabbinden kaçmıştır. Eşkıyadır. Rabbinden kaçıyor. Kurtulur mu? Hayır. Onun için dönüşünüz onadır dedi. O gün hiç kimse konuşamayacak. Allah'ın izin verdikleri sözünü sevdiği müstesna dedi. Kimin sözünü seviyor? Kimin sözünü seviyorsa ona izin verir. Onu konuşturur. Konuşan neyi söyler? Konuşan hakkı söyler dedi. Kime izin verirse o da hakkı söylüyor. Allah bizi Allah'ın verdiğini verip Allah'ın rızasını kazanan kullarından eylesin biraz verip sonra eli kas katı kesilen yeteri kadar verdim diyenlerden eylemesin. Rabbine küsenlerden, darlanlardan eylemesin. Verip ebedi hayatını, cenneti, Allah'ın rızasını kazanan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.